بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل فتحا قريبا. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء
أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم بهرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ربي يا إله العالمين bizleri yoktan var eden sensin bizler senin aciz zavallı günahkar kullarınız ancak sana ibadet ediyor ve ancak senden yardım bekliyoruz. Bizlerin ibadetlerini ya Rab kabul eyle. Bizleri affeyle ya Rab. Şu mübarek günlerde, şu mübarek aylarda ya Rab. Bizleri ne olur kendi yolunda yürümeyi, koşmayı bizlere nasip eyle ya Rab. Ya İlahel Alemin, okumuş olduğumuz bu sureyi fetihi ya Rabbi gönüllerimize fethederek makbul eyle, kabul eyle ya Rab. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat havecai kainat fahri razı bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin temiz pak nurlu ruhuna hediye ediyoruz bu Kur'an'ı kabul eyle ya Rab. Habibinin şefaatine bizlere ve bir cümle ölmüşlerimizin üzerine nail eyle. Ya ilahel alemin. Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün gelmiş geçmiş bütün peygamberlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz bu Kur'an'ı kabul eyle. Bütün sıddıkların, şüheda şehitlerimizin ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rab. Ya Rabbi bahusuz Mete amcamızın ya Rab evine şu an ikamet ettik. Onun vefat etmiş olan bütün akrabayı talukatlarına, bütün vefat etmiş olan yakınların ruhlarına bahusuz hediye ediyoruz kabul eyle. Kabirlerini, pir, nur, makamlarını aleyle ya Rab. Ya Rabbi bu davete icabet eden, dualarımıza amin diyen bu kardeşlerimizin de vefat etmiş olan bütün yakınların ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Mekanlarını cennet eyle ya Rab. Ya Rabbi bahusuz Mete amcamıza ya Rab şu Kur'an hürmetine, şu mübarek gün ve aylar hürmetine ya Rab. Şafi isim hürmetine şifalar nasip eyle. Ya Rabbi bu dertten, bu rahatsızlıktan ya Rab en başta bahusuz tek derdimiz, tek ricamız ya Rabbi senden Mete amcamızın şifa bulmasıdır ya Rab. Onun ya Rabbi her türlü ağrısını, sancısını ya Rab şu Kur'an hürmetine ya Rabbi bertaraf eyle. Ona şifalar olması nasip eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi bizlerin ya Rab bir projesi var. Ayasofya Camii projesi. Senin evinin daha güzel olabilecek, daha güzel namaz kılınacak bir projesi var ya Rab. Bu projeyi yapmamıza, vesile olmamıza ya Rab bizlere destek ver. Bizleri bu yolda, bu projeyi, bu camiyi ya Rab oluşuncaya kadar bizlere tembellik hissi verme.
Ya Rabbi, bu senin mukaddes evini yapmayı ve orada ibadet etmeyi Ya Rabbi hepimize, burada bulunan bütün kardeşlerimize nasip eyle. Ya Rabbi, biliyoruz ki sen innema ya'muru mesacide Allahi men amene billahi vel yevmil ahiri ve aqame's-salate ve ate'z-zekate ve lem yahşa illallah. Diyorsun ki Allah'ın mescitlerini ancak ve ancak Allah'a iman eden, namazlarını kılan, zekatlarını veren ve Ya Rab Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlara bunu imar ederler, tamir ederler, oluştururlar, yardım ederler. Bu caminin yapımına hizmet ederler. Bunları Ya Rabbi metü sena ediyorsun. Bizleri de o zümreden eyle Ya Rab. Esselatu esselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu esselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu esselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Sağ olun. Amca geçmiş olsun size. Geçmiş olsun amca. Allah-u Teala sevdiği kullarına rahatsızlık vermiş Mete amca. Yani kullarının özellikle ahirete tertemiz gelmesi için sıkıntılar verdiğini, bu sıkıntılar onun günahlarını arındırdığını söyler Allah Resulü. Hiçbir peygamber yoktur ki yatağında rahat bir şekilde ölmüş olsun. Hepsi hastalıktan, hepsi musibetten, beladan, dertten vefat etmiştir. Allah Resulü malum Hayber'in fethinde zehirleniyor. Bir zehirli bir koyunu ona ikram ediyorlar. Ve o zehirli koyunun etini tam birine değdirdiği an o zehir vücuduna sirayet ediyor. Ve ölünceye kadar o acıyı çekiyor. Sürekli o zehrin etkisinde Allah Resulü inanılmaz ağrılar, sancılar çektiğini bizler duyuyoruz. Hakeza bütün peygamberlerde sıkıntı çekmeyen yok. Örnek olarak Hazreti Eyüp Aleyhisselam inanılmaz derecede rahatsızlıklar, hasarlar çekmiş ama Allah'a tevekkül etmiş. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Allah'tan gelene tevekkül edersin. Allah sizleri ne yapar? Felaha ulaştırır. Siz Allah için tevekkül edin der. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Kim Allah'a tevekkül ederse, başına gelecek musibetten, sıkıntıdan şey yapmazsa, isyan etmezse, Ya Rabbi bunu bana sen verdin, alacakulan da yalnızca sensin derse, Allah ona şifa verir. فَهُوَ حَسْبُ Allah ona yeter diyor. Yeter ki dirayetimizi koruyalım. Yani kendimizin bu hastalığını birilerine şey yapmayalım. Yani şunun yüzünden, bunun yüzünden, bundan dolayı oldu demeyelim. Bu bana Allah katında verilmiş bir imtihandır. Bu imtihanı ben gücümün yettiği müddetçe isyan etmeden ne yapmalıyım? Korumalıyım. Bundan dolayı Allah benim günahlarımı affediyor diye düşünmek lazım. Hadi abi inşallah Rabbim sizlere de öyle bir şekilde irade nasip eder. Aşağı mı çağırın? Olur efendim siz...